Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile yapabileceğimiz bu 3 boyutlu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimizi her iki yönden de kullanabiliriz. Bu modeli bebek battaniyesi olarak, şal modeli olarak kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Modelimizi başlarken öncelikle küçük bir parça başlayacağım ben. 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu 20 tane zincirimizi tabanda kullanacağız. Şimdi yukarı çıkmak için 3 zincir çekiyorum. 3 tane zinciri çektim, tığımın başını doladım. Bu 3 zinciri atlayarak 4. de batış yaptım. İkili trabzan. Bir sonraki zincirin içerisine de ikili trabzan ve bir sonraki zincire de ikili trabzan. Zincirimizle beraber 4 tane oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincire ikili trabzan. Bir sonraki zincirimize ikinci ikili trabzanımız ve bir sonraki zincirimize 3. ikili trabzan. Sadece başlangıçta 4, bitişte 4 tane kullanacağız. 2 zincir çekiyorum arada. Tığımın başını doladım. 1, 2 zincir atlıyoruz 3.'ye. Yan yana 3 tane trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2 zincir atlıyorum 3.'ye. İki, üç trabzan yapıyorum. Burası bitiş kısmımız olduğu için dördüncü trabzanı da yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Çeviriyorum örgümü. Tığımın başını doladım. Bakın burada üç trabzanımızın baştakini saymayacağız. Hep kenarımızın düzgün durması için bu şekilde. Belinden. Arka taraftan da şu şekilde görünecek. Batıyoruz. İlmeğimizi aldık. Ve ikili trabzan. Aynı trabzanın belinden ikinci ve aynı trabzanın belinden üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Üç trabzanımızı tamamladık. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şimdi buradaki bir sonraki üçlü grubumuza geçiyoruz. Tığımızı arkadan öne doğru çıkardık. Birinci trabzanın belinden arkadan çıkarıyorum yine. İkili trabzan çalıştım. Aynı yere ikinci ve üçüncü trabzan. İki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluktan tığımı çıkarıyorum. Yine birinci trabzanın belinden. Arka taraftan bu şekilde. Arka diş tekniği kullanıyoruz tığ işinin. İki ve üç. Aralarda iki zincir kullanıyoruz. Tığımın başını doladım.
En son grubumuza geldik. İlk trabzanımızın belinden yine. Önce arkadan öne, daha sonra önden arkaya. İlk trabzanımızın belinden ilmeğimizi alarak ikili trabzan. İkinci ve üçüncü trabzanımız. İki zincir çekiyorum. En sona gelmiştik. En sonda 3 trabzanımızın dördüncüsünü de çalışmıştık. Tığımın başını doluyorum. Bakın, en sondaki trabzanla bir öncekinin arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan çalışıyorum. Burası kenar trabzanımız. 1, 2, 3 zincir çektim. Çeviriyorum örgümü. Tığımın başını doladım. Üçlü grubumuzun ilk trabzanının arkadan öne doğru çıkarıyorum tığımı. Daha sonra iki trabzan arasındaki boşluktan arkadan bu şekilde. İlmeğimi aldım. İkili trabzan. Aynı yere ikinci ve üçüncü trabzanı da yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki üçlü gruba geçiyoruz. Boşluktan tığımı öne geçiriyorum. İlk trabzanımın belinden arkadan bu şekilde ilmeğimi aldım ve ilk trabzanımı yaptım. Aynı yere 2 ve 3. trabzanımı çalışıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki üçlü grubuma geçiyorum. Tığımız hep arkadan öne gelecek ilk boşluktan. İlk trabzanımızın belinden. Arkayı çevirdiğimizde bu şekilde görünecek. Bir trabzan. Aynı yere 2 ve aynı yere 3. trabzanımızı yaparak tamamlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. En son üçlü grubumuza geçiyoruz. Arkadan öne doğru tığımı çıkarıyorum. Birinci trabzanla ikinci trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın arkadan bu şekilde ilk trabzanımız görünecek. Belinden 1, 2 ve 3. trabzanımı yapıyorum aynı yere. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Burada kenarda zincir çekmiştik yukarı çıkarken. Üçlü trabzan grubumuzda zincirimizin arasındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan çalıştım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın boyutlu oluşmaya başladı. Bu sırayı da tamamlayalım ve videomuzu sonlandıralım. Tığımın başını doladım. Üçlü grubumun ilk trabzanını kullanıyorum yine. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Yine aynı yere batıyorum. İkinci trabzan. Yine aynı yere. Üçüncü trabzan. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın birincinin belinden doluyoruz ilmeğimizi. 1, hep aynı yere 3 tane yan yana trabzan çalışıyoruz sırasıyla. Üçüncü trabzanımı çalışıyorum. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım.
Bir sonraki üçlü grubumuzun ilk trabzanını kullanıyorum yine. Bakın ilk arkadan öne, sonra önden arkaya. Bir, iki, tığımın başını doladım. Son üçlü grubumuza geldik. Yine ilk trabzanımızın beline arkadan doluyoruz. Arkadan bu şekilde görünecek. Bir, iki ve üç. İki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Sondaki çekmiş olduğumuz yukarı çıkan zincirimizin yanındaki boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı çalışıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Bakın bu şekilde kenarlarda çektiğimiz zincirler kenarın düzgün durmasını, modelimizin kaymasını engelliyor. Bu şekilde yaparak istediğiniz boyutta başlayabilirsiniz. Kaç zincir başlayacağınızı hesaplayabilmek için önce böyle küçük bir parçayla ön çalışma yapın. Ona göre ölçüsünü alıp hesaplayabilirsiniz. Bir battaniye tüm olarak da örebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.